Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir çekimde beraberiz, yine bir programda beraberiz. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ama Orçun, ya ne bayramı abi? Bayramdan bir hafta önce bayram mı kutlanır ya? Tamam, bayramda yayınlıyordum bunu, bayramda yayınlıyordum. Orçun, olmadı bu. Neyse, yine de herkesin bayramını kutluyorum. Orçun ya, bana yalan attırma ne olursun bir daha ya. Yapma öyle. Bugün ne yapacağız? Bugün galiba otobüse bineceğiz değil mi Orçun? Otobüsü bir çekelim istedik. Yani daha önce denemiştik ama yapamamıştık. Hava soğuktu, yağmur vardı. Bugün evin yakınındaki bir yerde bir otobüs deneyimi çekeceğiz. Umarım hepimize faydası olacak bir video olur. Şimdi hadi Orçun, otobüse doğru gidiyoruz. Evin yakınında bir yerde bir durak var. Oradan binmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Geçenlerde internetten bir video izlemiştim. Bir kişi otobüse binmeye çalışıyordu ama 4-5 tane otobüsü durdurdu ama hiç kimse almadı. Yani o internette izlediğim video beni çok etkiledi. Bugün onun için ben de bir otobüs deneyimi çekeceğim. Yani bakalım binebiliyoruz mu? O arkadaşın başına gelenler umarım herkesin başına gelmiyordur. Bugün bir deneyelim bakalım biz otobüse binebilecek miyiz? Bu 4. otobüs, 4. 4 tane otobüs seni almadı amca. Yazık ya! Burada önemli olan tabii ki otobüslerin doğru düzgün durağa yanaşması. Durağa yanaşmadığı için tabii ki o kişi de binememişti. Çok etkilenmiştim. Ben de şimdi onu bir deneyim olarak kendim yaşamak istiyorum. Bakalım biz otobüse binebilecek miyiz? Otobüslerde bize yer var mı? Beraber bir deneyeceğiz. Bu arada Orçuncuğum, bu bizi izleyen sevgili arkadaşlarımız, yani birçok izleyicimiz var. Sağ olsun, herkese çok teşekkür ediyoruz ama özel olarak engelli arkadaşlarımız Kübra'ya, sonra bizi bir programına dahil edecek olan Ceyhun Yılmaz'a, radyocu Ceyhun Yılmaz'a, Gezgin Derviş diye bir arkadaşımız var. Onlara teşekkür ediyorum. Onlarla ayrı ayrı program yapacağız. Umarım o programlar da güzel olacak inşallah. Arkadaşlar, şimdi durağa geldik. Evimin yanındaki durak burası. Oradan otobüsü bekliyorum. Otobüs gelince deneyeceğim bakalım. Otobüsün rampası vesaire açılacak ve ben rahat rahat binip gidebilecek miyim? Umuyorum ki her şey düzgün olacak. Düzgün olursa da otobüs sahibinden başlayarak herkesi takdir edeceğiz. Düzgün olmazsa da otobüs sahibinden başlayarak herkesi eleştireceğiz deyip kapatalım bence. Otobüse. İki tane problem var aslında. Bir, otobüs durağa yanaşmadı. İki, rampasını inip kendisi açmadı ve açsa bile rampayı, ben o rampadan böyle çıkarken arkaya gidebilirdim. Yani bir destek lazımdı. Onun için hani sürücünün bence destek olması lazım bu tür şeylerde. Orçun'dan aziz olmasaydı ben buna binemezdim. Orçun gittikten sonra bir de dönerken de bir şeyler çekeriz herhalde. Arkadaşlarımıza destek olsun diye. Onlardan da bir deneyim ediniriz. Umarım güzel olur. Arkadaşlar, benim maksadım sadece eleştirmek değil. Yani bütün videolarda sanki böyle amacım sokağa çıkmışım, herkese eleştiriyormuşum gibi oluyor. Aslında öyle değil. Ben iyi olan şeyleri iyi diye söylüyorum. Kötü olan şeyleri de kötü olduğunu söylüyorum. Buradaki amacım da tek bir engelliye bile bir faydam olursa çok mutlu olacağım. Ben de dahilim bunun içine tabii ki. Onun için İnsanların yani bu videoları izlerken bu amaçla izlemesini öneriyorum. Kaza zamanımdan itibaren Orçuncuğum, ilk defa otobüse biniyorum. Ondan önce hani otobüse çok mu binerdin? Evet, binerdim. Yani İstanbul'da zaten ben hani normal koşullarda otobüs, metro vesaireyi tercih ediyordum. Çünkü daha hızlı trafiği geçiyorsunuz. Mümkün olduğunca toplu taşımayı kullanırım ben yani.
normal zamanlarda da kullanıyordum. Bu arada ben binmeyeli otobüsler tabii değişmiş, lüks olmuş yani. İçinde güzel klima var. Ondan sonra tutunacak yerlere güzel, temiz yani, koltukları falan temiz. Orçun şoför beyle konuştu, otobüsü kullanan kişiyle. O demiş ki, eğer yanında birisi olmasaydı ben inip yardımcı olacaktım demiş. Bunu doğru kabul ediyoruz tabii ki. Yani yanında birisi olmasaydı inip yardım edeceğini doğru kabul etmek durumundayız. Dolayısıyla kendisine teşekkür ediyoruz. Pardon, ayaklarınıza gelmeyeyim. Tamam abi, tamam. Bu dört güzelliklerle konuştuk. Otobüse bindik ve otobüsün son durağından indik. Şimdi tekrardan eve döneceğiz. Deneyim, otobüste rampa var ama rampayı yalnız başına çıkamayacağım için birisinin desteğine ihtiyaç oluyordu. Desteği sizler verdiniz. Başka birinin vermesi lazım da. Dolayısıyla bağımsız gelip gitmek soru işareti. Kaldırım aynı şekilde problem. Yani kaldırımdan otobüse keşke uçan sandalye yapsalar. Dönüş yolunda bakalım neler yapabileceğiz. Haydi görüşürüz. Şimdi otobüs şoförü bir abiyle beraberiz. O bize biraz daha detayını anlatacak. Evet, bizi getiren abi. Kendisine öncelikle teşekkür ederiz. Bize birazcık şeyi anlatabilir misiniz? Rampalar nasıl oluyor? Ben gördüğüm yerde, durakta, koca yolda durdum. Yanında iki tane arkadaş vardı. İki arkadaş olduğundan sebep arabayı yatırdım. Tamam. Arkadaşlara dedim ki yardım edecekti. Yardım edin. Oldu ki yanında hiç kimse yok, yalnızsın. Yani %90 arkadaşımız kalkar, yardımcı olur ama öyle ki yoğun olduğu zaman, arabamız dolu olduğu zaman vatandaş kendisi atlıyor hemen araçta. Atlıyor ve yardımcı oluyor. Yani mağdur etmiyor kişiyi. Anladım. Ha, ne var ama en zor ihtimal yine iniyor. Vatandaşlar yardımcı oluyoruz. Öyle vatandaş. Ben geçen gün ama bir tane videoda şey gördüm. Yani engelli kişi bekliyor. Otobüs şoförü durmadı yani. Böyle hani hangisi neresi? Tabii ki istisnalar doğrudur. Yani olmaması lazım şeyler oluyor. Olmuyor desek yalan olur. Tamam. Ama benim elimden geldiği kadar çoğu arkadaşlarımız bu şekilde yardımcı oluyorlar. Yardımcı ediyorlar. Tabii ki. Oldu ki ikinciye tercih ediyor. Sen şimdi araca bindin. Ama ikinciye de tevessül ettiği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Yolcu yoğun. Tabii. Senin için bir kemer yapılmış. Evet. İkinciye alınmıyor. İkinci engelli alınmıyor. Şikayetçi oluyorlar bazı vatandaşlar. Anladım. Aracı tam yanaştırmadım ya. Öyle zaman oluyor ki onda taksi oluyor. Arkada taksi oluyor. Aracı yanaştırmak da zor oluyor. Zor oluyor. Zor oluyor. Onun için tabii ki teretuvara yanaştırdığımız zaman, kapağı açtığımız zaman normalde geçebiliyor. Hani bu burada sizin belirttiğiniz üzere Türkiye'deki engellilerin nüfusa oranı %10. Ama sanırım 12 civarında, 12.8 mi, 12.9 mu, öyle diyebiliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Ama otobüslerde bir tane engelli koltuğu olunca o zaman engellilerin hani yine seyahat imkanı tabii azalıyor. Azalıyor. Yani, azalıyor. Ancak bir tane alabilir. Bir otobüs bir tane alabilir. Dolayısıyla engellilerin sokağa çıkması bu açıdan çok kolay değil. Tabii belirtildiği üzere parkların durakların üzerine yapılmaması gerekiyor. Araçlarınız eğer durağa yakın bir yere park ederseniz dolayısıyla bu otobüs yanaşamıyor. Yanaşamadığı için de engelliler bu otobüslere binemiyor. Burada normal insanların araçlarını park ederken nereye park ettiğine çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. Yani alışveriş merkezlerinde de otoparklara koyuyorsunuz engelli yerlerine. Buralara da koymayın, otobüs duraklarına da bırakmayın ki insanlar doğru düzgün otobüslerine seyahat edebilsinler. Yoksa bu kişi gelip de rampasını açamayacak. Açamadığı için o kişi de oraya binemeyecek. Çok teşekkürler abi. Doğrusunu şimdi yapmış olduk. Gelirken bindiğimde ben de hatalı bindim. Aslında bu şekilde binmemiz gerekiyor. Bu şekil binmesi lazım araba. Evet. Kemeri bağlaman lazım. Kemeri de bağlaması gerekiyor. Yoksa hem aracınız gidebilir hem geldim de fren yaptığında sorun olabilir. Bunun bu şekilde yapılması lazım. Orçun, yani otobüse bindik. Sağ olsun. Yani yardımcı da oldular. İndik ama şimdi de eve gitmek için yol arıyorum ya. Eve gidebilmek için yol arıyorum. Yani kaldırım bir garip.
Buradan nasıl geçeceğim ya? Ana yoldan yürümek zorundayım. Burası İçerenköy. İlgili kişilere duyurulur ama ne kadar duyarlar bilemiyorum. Otobüse binmek yetmiyor. Binip evinize de gitmeniz lazım. Arkadaşlar, bugünkü çekimlerimiz burada sona eriyor. Ne yaptık bugün? Otobüse binmeye çalıştık. Durağa gittik ama otobüs geldi, tam yanaşamadı. Sonra işte Orçun'dan Aziz vardı. Onlar yardım ettiler. Onların sayesinde bindim. Bindikten sonra tabii bazı prosedürler de varmış içeride. Onları da bilmediğim için, yani bilmek lazım. Engelli olan bölgeye gideceksiniz. Kemerinizi takacaksınız. Öyle gideceksiniz. Bir de ineceğiniz yerden önce düğmeye basmalısınız ki otobüs süren veya otobüsteki yetkili kişi insin, rampayı açabilsinmiş. Mesela ben biraz önceden bastım ama inmedi. Basacağınız düğme normal bir düğme değil. Aşağıda bir yerde engelli bir düğmesi. Oraya basmalısınız. Yoksa birisine düğmeye basın derseniz o sizin için olmuyor. Engelli düğmesine basmalısınız. Bir de otobüs şoförlerinin engelli gördüklerinde biraz daha hassas davranmaları bence gerekiyor. Her ne olursa olsun. İnsin, destek versin, yardım etsin. Birinin yardımını oluşturabilir o anda kendisi yapamıyorsa. Biz çok normal bir havada geçtik gittik. Yani kar kış oluyor, yağmur oluyor. Buralarda gitmek gelmek tabii ki çok kolay olduğunu zannetmiyorum. Şansımıza da otobüsler çok boş. Öğle saatindeyiz. Dolayısıyla hani iş saatlerinde çok dolu olduklarını düşünüyorum. Yani nasıl binilir, nasıl gidilir? Hatta dönerken biraz sıkıştık da açıkçası. İşte o sıkışık zamanlarda bilmiyorum. Yani engelli birisi olarak biner miyim derseniz bunu düşünerek binerim diye söyleyeceğim. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Engelsiz bir dünyada hep beraber görüşmek üzere. Hoşçakalınız.